Şöyle düşünelim, spermiyogram yaptırdınız. Spermiyogramda hiçbir sperm hücresine rastlanılmadı. Şimdi acaba sizin gebe kalma şansınız var mı yok mu? İşte bu durumda yapılan şey testislerden sperm aramaktır. Eğer gerçekten bir tıkanmaya bağlı bir neden varsa, sperm dışarı çıkamıyorsa, sperm üretimi testislerde olacaktır. Ve biz testisten sperm bulduğumuz zaman bu kişinin tüp bebekle tabii gebe kalma şansı herkes kadar olacaktır. Testisten sperm alma yöntemleridir TESA ve TESE işlemleri. Gerçekten testislerde üretim bol miktardaysa bir iğneyle delip, iğneyle, şırıngayla çekip oradan sperm aramak mümkündür. Buna testiküler sperm aspirasyonu veya TESA işlemi diyoruz. Bazen bu yöntemle sperm bulmak çok zordur, mümkün değildir. Çok az alanlarda sperm üretimi vardır. Bunun için de testis dokusu ikiye kesiliyor, açılıyor, küçük parçalar alıyor içinden ve bundan tiftiklenir, küçük borucuklar içinde yapılır çünkü. O tiftik çile gibi düşünün lütfen. Bunun içerisinden tiftiklenerek embriyolog tarafından, laboratuvar tarafından sperm aranıyor ve bulunan çok az sayıda sperm bile olsa, çünkü bir yumurtayla bir sperm birleştiriliyor. Bunlar TSE mikro enjeksiyon işleminde kullanılabiliyor. Buna da testiküler sperm ekstraksiyonu veya testisten sperm dokusu alınması anlamına gelen TSE işlemi deniyor.